Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sezen, bu hafta da yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar baştan söylemek istiyorum. Artık bu haftadan itibaren videolarımı teke indirmeye karar verdim. Çünkü biraz yorulduğumu fark ettim mental olarak. Sadece burayla ilgilenmiyorum, TikTok ve Instagram'la da ilgilendiğim için ve yetişemediğim için her şeye kendimi bir sıkışmışlık hissinde hissediyorum. Bunu önceki videolarımda da hep söylemiştim size zaten. YouTube'dan tamamen ayrılmak değil, ara vermek değil. Sadece haftada bire düşürmeye karar verdim videolarımı. Umarım anlayışla karşılanır. Arkadaşlar şimdi hazırsak yine yeni, hep yeni bir formatla çok yeni bir ürünü sizlere göstermek istiyorum. Ama onun öncesinde kanalıma yeni geldiyseniz videomu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki benden daha yakinen haberdar olun arkadaşlar. Ve videomu tabii ki sıklıkla takip eden arkadaşlar beğenirse, yorum atarsa çok sevinirim. Ve beni diğer sosyal hesaplarımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Instagram, TikTok adım aynı. Oralarda çok aktifim. Sezen Karakuş ismiyle oralardayım. Beni bulabilirsiniz. TikTok'ta canlı yayınlar yapıyorum artık. TikTok bana bu hakkı verdi. Çok mutluyum. Instagram'da da zaten gönderi ve sıklıkla hikayeler şeklinde orada da aktiflik gösteriyorum. En çok Instagram'dayım diyebilirim. TikTok'ta da her gün bir canlı yayın yapıyorum sanırım. Artık öyle bir formata girdim. YouTube'da da haftanın bir günü buradayım arkadaşlar. Bunları söylemek istedim. Şimdi hazırsak videoya geçebiliriz. Arkadaşlar şimdi göstereceğim ürünü almak için çok çok direnmedim. Zaten alacağım dedim, yani kaçamazsın dedim. Al gitsin dedim ve zaten bu marka çok seviliyor, çok izleniyor diye almak istedim, denemek istedim. Bilisin Compact It 3-in-1 çok amaçlı ürününü aldım arkadaşlar. Bakın böyle dış tasarımına bakalım. Çok tatlı, böyle asılabilir, bildiğiniz yılbaşı ağacı askısı gibi yapmışlar, komik olmuş, tatlı olmuş. Bir tane kalmıştı bu ürün ve böyleydi, ben yapmadım bunu ama ona rağmen alacağım dedim sırf sizlere tanıtmak adına ve ben de deneyimliyim, ben seviyorum yani yeni ürünler almayı, sizlere göstermeyi. O yüzden böyle bir görüntüye razı olup aldım. Şimdi ilk defa genelde bu ilkleri YouTube'a yapmazdım uzun zamandan beri yapmıyorum. TikTok'ta falan yapıyorum ilk açılımları ama dedim ki YouTube'a yapayım bu sefer bu ilk açılımı. İlk kez sizlerle deneyimleyeceğim bu ürünü bu video karşısında. Ben de hiç denemedim. Şimdi deneyelim arkadaşlar. Dış tasarımına tekrardan bir konuşacak olursak ağırlıklı olarak fondöten var. Şurada concealer var ve burada da allığı var. Bendeki rengi arkadaşlar 115 Natural Beige. 3-in-1 demiştim. Yani fondöten, allık ve concealer bir arada bir ürün. Aslında yazlık yere gidecekler için, seyahat bulunacaklar için gayet güzel bir ürün. Böyle yanınızda taşırsınız hani, ve seyahat boy fırçalarınız da varsa yani çok kullanışlı o anlamda. Şimdi hep beraber açalım arkadaşlar. Sıvaçlarını merak edenler olabilir diye size sıvaçlarını göstermek istiyorum. Bu videoyu tam anlamıyla hakkını verebilmek adına. Şimdi böyle biraz alalım. Açalım. Böyle sıyırıyorum. Bileğime uygulayacağım. En güzel orada görünüyor diye. Hop. Bunu biraz en son göstereceğim. Bir uygulayayım bileğime. Kapağı açalım. Biraz zor açılıyor sanki ya. Evet. Şöyle buradaki allık rengini alacağım. İyice görün rengini. Bu arada çok güzel olmuş, bileğime sürünce fark ettim. Böyle iyice yedirsem mi diyorum. Böyle yedirelim. Fondöteni de bu şekilde. Evet. Daha fazla yaymayayım ki rengi kaybolmasın arkadaşlar. Şimdi parmağımda bu şekilde görün ilk önce. Bunu siliyorum. Evet. Şimdi ne yapacağım? Hemen şu parmağımda tutayım. Bakın bu özelliği güzelmiş. Evet. Şöyle bir ikisini göstereyim. En üstteki renk fondöten rengi arkadaşlar. Ortadaki renk allık rengi. En alttaki de kapatıcı. Bu şekilde görmüş olduğunuz renkleri. Evet arkadaşlar, yeterince net gösterdiğimi düşünüyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur.
Öyle ama araştırmaları da iyi oluyor. Yani açmaları zorlaşıyor. Bazı insanlar açıyor, denemek istiyor falan ama bakın yine zorlamışlar gördünüz. Ona rağmen aldım. Neyse. Şimdi böyle açıyoruz. Bu dondurma şeyi gibi oluyor. Danino'ları buzluğa koyardık küçükken. Onun gibi olmuş. Evet, şöyle bir akıtalım. Aslında ben bununla ilgili birkaç video izledim deneyimlemeden önce. Yağlı bir yapısı olduğunu söylüyorlar. Bakalım, göreceğiz. Ben zaten kuru ciltliyim. Bana muhtemelen olur ama yağlı ve karma ciltleri bence bilmiyorum yani. Bir denemek lazım. Şimdi denemeden de bir şey demeyeyim. Şöyle bir ayna alayım yani. Şöyle önlü arkalı bir aplikatörü var. Bunu bu kadar uygulamam yeterli. Biraz daha böyle batırayım. Yani buradan emeli bayağı iyi görünüyor. Hani hemen bitecek bir fondötene benzemiyor ama. Şöyle direkt yapıyorum. Biraz daha uzun olabilirmiş sanki ya. Tabi burada da bayağı uyum kaldı bu arada. Tamam. Şimdi böyle yaptım. Ya herkes süngerle uygulamış ama ben fırçayla uygulamak istiyorum. Evet, örtücülüğü gayet iyi. Şimdi başka insanların yorumlarını da pek videoya dahil etmek istemiyorum kafanız karışmasın diye. O yüzden kendi izlenimlerimi söyleyeceğim. Siz yine karşılaştırma yaparsınız başka videolarla. Evet, örtücülüğü iyi. Bir yaz mevsimi için yeterli bir örtücülüğü var cildimde. Rahatsız edici bir kokusu yok o kadar. Tabii yine farklı ama. Bu arada bu wellness ürünleri hakkında, her yeni çıkan ürünü hakkında bakıyorum TikTok'ta hep kötü yorum yapıyorlar. İşte cilt kanseri falan bilmem ne diye, ama benim cildimde hiç bir tepkime yaratmadı. Öyle olsa hemen bırakırdım bu ürünleri. O yüzden almaya devam ediyorum. Umarım yanıltmaz beni. Evet, şimdi böyle uyguladım iyice. Şöyle biraz dokunmak istiyorum ama çok da yağlı bir yapısı yok ya, normal. Pudrayla sabitlenmesi gerekiyor falan diyorlar da bakalım. Evet, şimdi ne yapıyorum? Bunu bir kapatalım güvenlik için. Şuradan kapağı böyle açılıyor bunun. Gerçekten bir dakika nasıl açıldığını. Ay, içinden bir şey düştü. Koruma jelatini galiba. Evet, videoyu izlemesem gerçekten nasıl açacağımı şaşırırdım. Belki de kapağı kırardım. Şöyle yanlamasına denerdim. Şöyle açılıyor arkadaşlar. İçinden böyle bir şey çıkıyor. Bir jelatin. Güzel, koruması var. Minik bir aynası var. Çok iyi. Tam çantaya atçık modeli yapmışlar. Güzel düşünülmüş. Evet, şimdi bu şöyle göstereyim. Ben bu minik aynayla bir uygulama yapmak istiyorum. Hani diyelim ki ben dışarıdayım. Bununla uygulamak gerekiyor. En güzel haliyle, en doğal haliyle size anlatmaya çalışacağım. Bu uygulamayla. Şimdi bende böyle bir fırça var. Bu yeni aldığım fırçalardan. Şöyle yapıyorum. Biraz yoğun oldu. O yüzden hemen buraya da aktarıyorum. Biraz da böyle, hop böyle. Fazla almışım sanki. Elimde biraz sıyırayım. Başımıza iş almayalım arkadaşlar. Ben sarı alt tonluyum da bu da bana çok mu sarı kaldı ya? Ya lütfen benim tonum olsun. Biovis bu tonlama konusunda pek başarılı değil ya, cilt ten rengini bulma konusunda. Evet, burayı uyguladım, buraya da yapayım. Concealer uyguluyorum. Örtücülüğü iyi, rengi biraz garip kaldı bana. Sarı kaldı ya, ne diyorsunuz? Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Siz bu ürünü denediniz mi? Denemek istiyor musunuz?
Ben de görüntüsünü bul, beğendiniz mi? Lütfen yorumlara yazın. Evet, iyice bu küçük aynayla yedirdim. Olduğu kadar. Bir de büyük aynadan yine bakmak istiyorum ben. Evet, şimdi cildimle biraz bütünleşti. Göz kapağı çizgilerime çok dolmadı şu an. Belki ileriki dakikalar dolabilir, bilemiyorum. Ürünü az alsanız bile yetiyor arkadaşlar, gördünüz. Elime falan bayağı sıyırdım. Şimdi şu likit aldığı yine denemek istiyorum. Bunu da minik minik. Yani bunu ya böyle küçük sıkılı bir fırçayla alacaksınız ya da elinizle. Onun dışındaki uygulama başka türlü zor olur. Bir de burnuşuma yapayım bir tane. Çok mu kırılardım? Öyle böyle yapabiliriz. Evet, elimden geldiğince uygulamaya çalıştım arkadaşlar. Çok yoğun da yapmak istemedim. Ya tam düzgün dağıttığımı da düşünmüyorum ama rengi görün istedim sadece. Ürün bu şekilde. Görüntüsü yüzünde bu şekilde. Siz nasıl buldunuz? Yorumlarda yazın lütfen, tekrar söylediğim gibi. Ben nasıl buldum onu söyleyeyim. Biraz hafif yapışkanlı. Bu ürünü hangi ürüne benzetebilirim? Şu an düşünüyorum da. L'Oreal True Match'e benzetenler var. Bence asla benzemiyor. Yapışkanlı bir his. Bakayım hangi ürünümde o benim ya. Şurada görebilirsen. Şu an aklıma gelmiyor hangi ürüne benzettiğim bu ürünü yapışkanlık anlamında ama. Ha, belki şey olabilir. Maybelline'in bu Glow fondöteni çıktı ya. Yine hepsi bir arada. Ona benzettim. Belki ondan ilham alıp çıkarmış olabilirler bu üçü bir olan fondöteni. Evet. Kesinlikle ona benziyor. Bakın benden duyun ilk. Tabii onun kadar böyle şey değil. Yine yapış yapış değil ama. Mesela onda şey korkusu oluyordu bende. Birine sarılırsam, öpersem ona bulaşır korkusu oluyordu. Ama bunda o kadar değil. Ama bunda da var o hissiyat. Onun dışında yaz ayları için, kuru ciltler için önerebileceğim bir ürün bu. Çantanızı atıp böyle kurtarıcı bir ürün olabilir. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım ilk izlenim videomu beğenmişsinizdir. Başka bir şey diyemeyeceğim bu ürünle alakalı arkadaşlar. İstediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz. Bunun bir rengi daha varmış. Ona da bakabilirsiniz. Evet. Stokları fazla olduğunu düşünmüyorum. Çabuk tükeniyor. Bu kadardı arkadaşlar. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Videomu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Beni TikTok ve Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Sorularınız, merak ettiğiniz her şey olursa yorumlara bekliyorum. Linkini bulabilirsem koyacağım ki sanmıyorum. Ben mağazadan alıyorum genelde. Ama benzer fırçadır, bir şeydir. Belki videolara linkini ekleyebilirim. Bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Gelecek hafta görüşürüz. Hoşça kalın.